Aloha herkese ve Assassin's Creed Origins'e tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz karakter, takdir edersiniz ki ızbandut gibi olan, antik Mısır'da yaşayan bir pehlivan değil. Günümüzde yaşayan, gene aynı, hemen hemen benzer renk tonlarına sahip bir bayan. Leyla'yı oynuyoruz şu anda. Günümüzdeyiz ve ilginç bir şeyle karşılaştım kayıt dışı burayı dolaşırken ben. Şurada... Burada değil, pardon. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış oldu. Bir de şöyle bir durum var, onu da göstereyim hemen. Nasıl Bayek meşalesini çıkarıyorsa, Leyla da burada. Bir floresan, portatif bir floresan lambası var, onu çıkarıyor ve bu çok güzel bir detay bence. Assassin olma yolunda güzel adımlar atıyor diye tahmin ediyorum Leyla'yı. Evet, gördüğüm ilginç şey bu. D, I found some ancient text. Need a Antik bir translation. yazı bulduk. Bir Upload çeviriye chain. ihtiyacımız var. So when are you calling this into Abstergo? There's some Bir interference on yazıyı the bana line. yükle You diyor. didn't catch Ne that zaman last bit. Why are you Abstergo'ya even rapor over there? vermeyi düşünüyorsun diye sordu Dee. Bize dedi ki bir şey oldu. Telefonda bir sıkıntı var, duyamıyorum seni dedik. Abstergo'ya bilgi vermemeye çalışıyoruz. Leyla sanki Abstergo'dan bir şeyler saklamaya çalışıyor. Asi biraz. Yani şirketin Abstergo şirketinin yardımlarıyla burada aslında ama çok böyle işbirliği içinde değil. Evet. Bulduğumuz yazı şunu söylüyor. Ev dediğim yerin, ev dediğim vahanın doğusunda bir mağara var. Yalnızca yakındaki kavşaktan, yolun yakınındaki kavşaktan giriş var oraya. Tepenin içinde küçük bir yarıkta kolayca bulunamıyor kendisi. Ve onun içinde çok büyük bir güce sahip bir kalıntı keşfettim ben. Mağara ile ilgili bir şey de var. Bir his, bir bilgi. Bu yer ruhumu kendine çekiyor. Bir gün geri döneceğim. Evet, bu yazı araştırmalarıma göre Antik Mısır'da şu mağaranın bulunabileceği yeri gösteriyor. Yani Siva, yani yuva dediğim Vahad diyor ya, hani kendi yuvam diyor. Yani Bayek'in bıraktığı bir yazı bu. Siva'nın doğusunda bir yerde bu yerin, yanlışlıkla bastım ona. Bu yerin Antik Mısır'daki versiyonuna ulaşabiliriz. Bitirdiniz mi? Tamam. Heh. Şimdi gidelim Animus'a. Tam emin değilim nerede olduğundan ama Siva'nın doğusu. Orayı biliyorum kesinlikle. Tam yani sonuna kadar araştırmadım. Şuradadır diye. Biraz bulmaya çalışacağım çünkü o yerlerde çöl var. Ve çöle ne zaman girsem değişik halüsinasyonlar, değişik seraplar görüyorum. Ve bunları kayıt dışı görmek istemiyorum. Yani sizinle beraber deneyimlemek istiyorum. O yüzden bu bölümde biraz değişik başlangıç yapalım dedim. Hani arayacağım. Şu anda kayıt dışı yapıyormuş gibi. Acaba nerede diye arayacağım. Sırf çöldeki serapları kaçırmamak için. Başka bölümde yapacağımız şeyler aklımda şu anda. Eğer hızlı bir şekilde bulabilirsek güzel olacak. Bu arada ben Heraklion Nom'dayım şu anda. Şu anda. Siva'ya olabildiğince uzaktayım. O yüzden fast travel yapacağız. Umarım yeterince hızlı bir şekilde bulabilirim. 10 dakika civarı geçerse eğer, yani kayıtta şu anda 4. dakikadayız. 6 dakika içinde bulabilirsem çok güzel olacak. Bulamazsam da normal yapacağımız şeylere devam ederiz. Bu arada çölde güzel serapları görürsek güzel olur, iyi olur. Şimdi buradaki atlayış her zaman benim içimi biraz böyle heyecanla doldurduğu için çok yüksek bir yerden atlıyoruz. Çok güzel bir atlayış. Nasıl ölmüyoruz onu da bilmiyorum gerçi ama neyse. Elleri patlatalım. Bu arada üzerimdeki kıyafetlerden ve savaş silahlarımdan bahsedeyim. Savaş değil. Değişik değişik silahlar aldık. Level'ımız 33 oldu. Kayıt dışı biraz aktiftim kayıt dışı. Her zaman olduğu gibi. Şurada hemen söyleyeyim ben size. Bunları bu arada zaten kayıtta yaptım sanırım. Breastplate maksimum. Şuna eldivenimiz, yani okun, daha doğrusu yayın
verdiği zararı arttırmak için bir tık kalmış sadece. Full'e çıkarmak için bir tıkımız kalmış. Hidden Blade için de iki tık kalmış. Evet. Ta Seti Bow, Hunter Bow, Legendary. Ondan sonra Composite Bow'umuz var. Yani Light Bow, hızlı hızlı atıyoruz. Beyaz Fırtına tabii ki. Üzerimdeki kıyafet Persian Commander. İranlı komutan. Güzel bir kıyafet. Eskiden aldığım şamşir diye bir kılıç vardı. Onu upgrade yaptım. Kendi level'ımıza yükseltiyorsunuz. 72 damage yapıyor. Güzel bir kılıç ve görüntüsü de çok hoşuma gidiyor. Dizaynı hoşuma gidiyor. Başka bir şeyimiz yok zaten. Bruce'un Metok'ta ağır silahımız. Bunun da dizaynı hoşuma gittiği için aldım. Kalkanımız da Aegean Prince. Egeli Prens. Evet. Fırtınamız gelsin. Şimdi Siva burası. Siva burası. Doğusu burası. Şurada sanırım yoldaki, kavşaktaki bir ayrımdan bahsediyordu. Burada bir yerde büyük ihtimalle. Çünkü iki tane yol var ve fork dedi. Yani yol çatalı ayrılıyor. Belki şurası olabilir. Şurada bir çatal var. Ama tam çatal sayılmaz. Yani bir yolun ikiye ayrılması diye düşünebiliriz. Şurada bakayım. Şurası belki de. Gidelim. Kayıt dışı burayı ararken aradım bu arada. Onu söyleyeyim. Kayıt dışı burayı ararken Serap görmeden önce bir ilginç bir müzik sesi geliyor. Ve kamera açısı değişiyor. Ya zoomluyor ya da geriye geliyor. Serap'la çok hoşuma gidiyor gerçekten. 3 kere gördüm şimdiye kadar. Önceki gördüğüm 2 Serap'tan size bahsetmiştim. Birisinde Kemu'yu gördük, oğlumuzu. Birisinde atlı bir adam gördüm. Yani daha doğrusu kayıt dışı gördüm. Siz görmediniz. Atlı bir adam gördüm. Uzaklara doğru gitti. Bir tane daha vardı. Onu söylemeyi unuttum ben size. Üçüncü gene kayıt dışı burada. Bu çölü gezerken gördüğüm bir tane Serap vardı. O da bir tane adam asasını yere vurdu ve o asa yılana dönüştü. Yani Hazreti Musa'nın yaptığı bir mucizeden esinlenilmiş sanırım. Hazreti Musa zaten Mısır civarında yaşadığı için ona bir gönderme yapılmış. Yılanın yanına yaklaştığında yok olmuştu. Serap olduğu için. Bir de en son kayıt dışı kendini gördüğüm bir meteor yağmuru oldu. Ve çok güzeldi. Keşke kayıtta yakalasaydım onu. Sanırım tamamen rastgele gösteriyor bu serapları. Belki burada bir yerde vardır. Yani şu anda sizinle bir çöl gezintisi yapıyoruz. Sırf Leyla'nın şu anda Animus'a girdiği mağarayı Antik Mısır'da bulabilmek için meteor yağmuru serapta çölde gezerken gerçekten çok en sevdiğim serap o diyebilirim. Çünkü böyle kamera aşağıya doğru zoom yaptı böyle ve gökyüzüne baktı. Yüzlerce yıldız aşağıya düştü böyle. Yıldız meteor shower diyorlar zaten. Yıldız mıydı, meteor muydu artık bilemiyorum. Düşen yıldızlar mı, meteor muydu? Ama güzel bir görüntü olduğu kesin. Yüzünü niye eline koyuyorsun? Elini niye yüzüne koyuyorsun? Yüzünü niye? Kafa gitti. Serap görmeye başladım sanırım. Çöle girdiğinizde şu müzik çalıyor zaten. İçinize böyle şüphe düşürmek için mi artık? Duygusal bir etki yaratmak için mi bilmiyorum. Gizemli bir şeylerin olduğuna dair bir gönderme var. Bu müziğin tınıları içinde. Sanki şurada bir... Evet, Katara Depression'a geldik. Katara Depression. Yeni bir bölge. Sanki böyle bir çukur gibi bir yer olması lazım aslında. Şurası belki de. Bakayım neredeyiz. Burada bir soru işareti var. Burası olabilir. Soru işaretine gidelim. Belki burası. Soru işaretiyle işaretleyeceklerini hiç zannetmiyorum. Evet bu. İşte bu. İşte meteor yağmuru. Bundan bahsediyordum size. Çok güzel değil mi ya? Görebiliyor musunuz bilmiyorum kayıtta. Ben şu anda görüyorum.
Biraz daha böyle alçaktan yapıyor şu anda. Ben gördüğümde bayağı gökyüzündeydi. Al. Demek ki tekrar çıkabiliyor aynı Serap. Güzel. Evet, sanırım burası. Burası evet. Sırtlanlar var. Ve sırtlanlar çok güçlü. Peki, ölümcül sırtlanlar. Demek ki belli bir level olmamız lazımmış. Bunu öğrendiğim iyi oldu. 10 dakika olmuş zaten. O zaman son kez bir şey deneyeyim. Ya da şöyle yapalım, dur. Bir tanesi 35 level'mış. Uyumuyorlar, 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 uyumuyorlar. Dağıt. Fırtına. Böyle yapsak. Bir tanesi 36 level ama diğerleri ölümcül. Yanlış zamanda yaptık, tüh. Zarar verebiliyor muyum kuru kafalara? Biraz verebiliyorum. Neyse dur, biraz ölmemeyi deneyeceğim. Hop. Bir daha yapalım. Özel hareket. Boş, boş geçti yine. Çok güzel. Sanırım yapacağız ya. Fırtınanın yardımıyla yapacağız sanırım. Şimdi. Güzel. Oh, kalmayalım. Arada kalmayalım. Arada kalmayalım. Biri daha gitti. Bir dakika. Özel hareketimiz var. Güzel. Demek ki at üstünde veya deve üstünde gitmek işe yarıyor gerçekten. Eğer ölümcül, neredeyse ölümcül bir düşmanla karşı karşıya kalırsanız. Uf, kötü kötü ısırdı. Çok kötü ısırdı. Ölebiliriz. Ölmeyelim. Güzel. Sen de gel. Çok güzel. Sanırım kanatıyorum. Nereye kaçıyorsun sen? Uuu. Headshot. Headshot. Charge bu'u kullanacağım. Kaçma. Gel buraya. Keşke ateşli olsaymış oklarım. Ama çok üzüldüm şu anda ya. Bana saldırmıyor. Direkt ölümü bekliyor şu anda. Yazık oldu. Yayın tracking'i çok güzel. Okey. Ölmedik. En azından iki kere ölmedik. İçeride bir sırtlan daha var ama level'ı düşük. Derileri toplamadan geçmiyoruz tabii ki. Hop. Tamamdır. Şimdi acaba Antik Mısır'da Leyla'nın mağarası nasıldı? Kumlar altındaymış. Onu öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi burası şurası, bir dakika, burası değil. Şurası Aya'nın, Dahiti'nin olduğu yere gidiyor aslında. Kapalı değilse eğer. Şu anda kapalı. Burasının açık olması lazımdı. Dolaşalım yine de. Başka neresi var? İlk aşık olduğumuzda... Vay. İlk aşık olduğumuzda Aya ve ben burada saklanırdık, diyor Bayek. Aşkımız burada başladı. Belki de burada bitmesi lazım, dedi. Yani bildiğimiz şeyi söyledi aslında yani. Hem Aya'nın hem Bayek'in Lahit'i burada. Hazineyi buldum ama çıkış yolumu kaybettim, diyor burada ölen arkadaş.
Klasik bir hikaye. Burada sadece treasure olduğunu biliyoruz zaten. Çok önemli bir hazine var demişti Bayek. Belki de o hazine bahsettiği Aya ve Bayek'in aşkı aslında. Bulduk mu her şeyi? Okey. Buradan geçiş dışarıya mı çıkıyor? Burası dışarıya çıkıyor. Belki başka bir yere giriş vardır diye son bir kez dolaşacağım. Ondan sonra gidiyoruz. Şu yukarıda bir şey var mıdır? Hotep mağarasıymış bu arada. İsmi. Şurası mesela Bayek'in lahitinin bulunduğu yerde burası. Kapalı tabii şu an. Kayalarla kapalı. Direkt ölüm müziği çaldı. Burası bakayım. Burası da Aya'nın lahitine giden yol. Gerçi Aya'nın lahiti düşmüştü aşağıya doğru. Bir yere. Kuyuya düşmüştü. Tamamdır. Tekrar haritada göstereyim neresi olduğunu. Çok önemli bir hazine çıkmadı ama burası gördüğünüz gibi. Şu zaten soru işaretini anlarsınız. Sivan'ın evimizin, köyümüzün doğusunda. Burada. Hotep mağarası Katara Depression bölgesinin içinde. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Burada bir yan görev yapacağım. Dur, neredeydi? Bir dakika. Şurası. Evet. Şuraya gidelim. Bu bölüm ana görev yapamayabiliriz. Belki timsahın peşine düşeceğiz bildiğiniz gibi. Son hedefimiz timsah. Ayum bölgesinde diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ondan önce bir tane yan görev var ilgimi çeken. Onu yapacağız. Senu ile alakalı. Sonrasında eğer vaktimiz kalırsa bir yan görev daha yapacağız. O da piramitlerle alakalı. Şimdi şurada Reunion diye girdiğimde, o bölgeye girdiğimde Senu bir şeyden dolayı başka birisinin yanına gidiyor. Sırf kayıt yapmak istediğim için bu görevi yapmadım. Çünkü önemli bir göreve benziyor. Yani o bölgeye girdiğimiz anda Senu'yu kullanamayacağız. Bir süre. Uzaklaşana kadar, oradan uzaklaşana kadar Senu'yu kullanamıyoruz. Öyle bir ilginçliği var bu görevin. Yani normalde şöyle yaptığınız zaman direkt Senu çıkıyor ya. Bunu yapamıyoruz mesela o bölgeye gittikten sonra. Senu'nun ilgisini çeken önemli bir şey var. Buradan botumuzu çalalım her zaman olduğu gibi. Zaten oradaki bazı gördüğünüz gibi hazineleri falan da alamadım. Çünkü Senu'yu kullanamadım. Nerede olduklarını göremediğim için alamadım. Selam hipopotamlar. Al. Size ok kullansam daha iyi sanki. Ya da saldırmasa mıydım? Şöyle bir yeni bir görev diyorum. Özellik aldım. Dur bakayım. Evet. Artık benden. Benim su aygırım var şu anda. Seni de yapabiliyor muyum? İki kere yapabiliyor muyum bilmiyorum. İki kere yapamıyorum. Yapıyorum. Okey. Ha, birisini yapınca diğeri benim olmuyor. Okey. Yani en fazla bir tane kendi evcil hayvanımız olabiliyor. Beni sürekli takip edecek bu su aygırı. Güzel bir yetenek. Yan görev diyecektim ya. Kafayı yan görevlerle bozdum. Nice. Tamam. Senu'ya geri dönmeye karar verdin demek ki diyor ama dur bakayım. Senu not available. Evet, şu anda Senu'yu kullanamıyoruz. Gidelim şu göreve de. Daha fazla su aygırlarıyla vakit kaybetmeyelim. 20 dakika olmuş. Yeter artık. Arka planda piramitler mükemmel görünüyor tabii ki. Merhaba timsahlar. Sakin olun. Şamşire geçelim. Daha hızlı. İlginç bir ıslık sesi geliyor. Timsahlar flamingoları yemiş.
Evet, bakalım ne oluyor. Bir bayanla karşılaştık. Senu bayanın yanına gelmiş. Aya mı acaba o? Aya değildir. Aya böyle giyinmiyor. Kartalına dikkat et. Romalı avcılar bulabildikleri her hayvanı alıyorlar. Tahira'ymış ismi. Tanışıyoruz. Bölgede olduğumu biliyor muydun? Umdum burada olduğunu. Geçtiğin zaman arkanda bir iz bırakıyorsun. Ben bile Sivalı Bayek'in hikayelerini duydum. Niye bu kadar uzaktasın? Burasının bir Romalı katliam yeri olmasını engellemeye çalışıyorum. Hikayeleri duydum diyor Bayek. Romalılar burada bayağı dehşet fırtınası estiriyor demek ki. Onlara tek başıma karşı koyamam Bayek. Sobek'e dua ettim ve o bana seni gönderdi. Tahira. Evet, Senut sonunda bizim yanımızda. Tahira'yı nereden tanıyoruz? Kim Tahira bilmiyorum. Herhalde bizim köylümüz. Yolun buraya bu kadar uzağa nasıl getirdi seni? Yollarımız ayrıldıktan sonra güçlü akıntılara kapıldım, buraya geldim. Siva'ya uğradın mı diye sordu. Kısaca uğradım, artık evim değil. Benden ilham almış, Bayek'ten ilham almış. O da bir koruyucu olarak yardımcı olmaya çalışıyor insanlara. Sobek'e bir sunaktayız. Sobek diye bir tanrı mı vardı? Onu ben unuttum. Okey. Evet Tahira. Hazırız tabii ki. Sen hazır mısın asıl? Aa, bir tane daha var. Oh! Bir dakika. Çekil Tahira. Tahire. Okey. Evet, ne diyordun? Nerede kalmıştık? Çok eski ve çok tehlikeli bir Sobek tapınağı. Çıkalım yukarıya bakalım. Senu'yla alakalı diyecektim. Demiştim en başında. Senu'yla hiç alakalı gibi görünmüyor. Oyun bize bir rollük yaptı. Eski kalıntılar, eski tanrılar. Güçsüz olmadığı anlamına gelmez. Güçsüz olduğu anlamına gelmez, pardon. Ne olmuş? Eyvah, flamingolar gitti. Timsah var, kaç. Ne oldu? Sobek'in çocuğu mu? Timsahlar mı? Ha, timsahlardan bir tanesi kayıpmış. Romalılardan şüpheleniyor. Romalı kampının yakınında beni bul. Deli bize giderken. Timsahları biz öldürmüyor muyduk ya? Niye bu kadar önemli? Çok hızlıymış Tahire. Yani şunu mu anlayalım? Sobek'in koruduğu bir timsah mı o? Ve eşini mi çalmışlar? Pis Romalılar. Timsahları nasıl doğal yaşam alanından çekersiniz, alırsınız? Öldürdüyseniz Bayek'in ve Tahire'nin acımasız silahlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Fırtına öncesi sessizlik. Bak arkadaş ne güzel, bana yardımcı olmaya geliyor şimdi. Botunu getiriyor. Gördü benim yüzdüğümü. Zorlandığımı gördü. Ama artık gerek kalmadı. Çok içerilerde bir yerde. Romalıların açlığı doyurulamaz. Sobek'in kızı içeride.
Timsah dediğim böyle olur diyor Bayek. Çok güzel değil mi? Kafesi parçalayacağız. Tamamdır. Şimdi şöyle bir level'larına bakalım. 32-31. Biraz zorlayacak olabilirler. Bize orada bir hazine var. Alırız bir ara. Böyle bir headshot. Headshot. Son anda eğildi diyecektim. Bir şey olmadı ama. Geldin mi? Bizi görmesiyle ölmesi bir oldu. Oo, direkt alnının ortasından vurmuşum, bana helal olsun. Evet. Oo, harbiden güzelmiş. Bildiğin albino bir timsah. Bize saldırır mısın? Oho. Sana zarar vermeye çalışmıyoruz. Umarım Sobek biliyordur. Sal, vurma, vurma. Vurma. Terbiyesiz. Sıkıntı yok. Bir tane dev bir timsah eşlik ediyoruz sadece. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Herkes evlerine girsin. Şurada hazinemi alayım. Sen koru onu Tahir'e. Evet. Oraya değil. Oraya değil. Evet, buraya. Karbon kristal. Çok güzel. Benim yanıma niye geldin? Timsahı korusana. Neyse, bizi bekliyordu zaten. Üzerine binseydik keşke. Madem yardımcı oluyoruz. Abi mükemmel bir görüntü ya. Sakin, bir dakika, korkutma beni. Çok iyi ya. Evet, bu görevi yaptığım için mutluyum şu an. Timsahlarla dans. Yakınlarda Romalı var mı? Eğer varsa onu bir ayarlayalım. O korkutucu bir görüntü değil mi ya? Geliyorlar. Oo, sırtlanlar da geldi. Nice. Okay. Gidebiliriz. Korkma, sen kendin yaptın bunu. Sen görevi başlatan sensin Tahir. Neden korkuyorsun? Gayet sevimli bir albino bir timsah yani. Dev bir timsah. Timsah da bizi bekliyor. Savaşımız bitsin diye. Yardım etseydin keşke. O kadar biz sana yardım ettik. Devam edelim. Evet. Bu kadar büyük bir timsahın böyle çocuksu hareketleri yapması çok hoşuma gidiyor. Tamam mıyız? Evet. Mutlu bir aile tablosunu görmeye hazırlanın şu anda. Thank you. Sobek'in yardımıyla Nil bu sene gene akacak. Rica ederim. Timsahları romantik olarak göreceğimi hiç düşünmezdim. Korku dolular ama şiddetlerinde güzeller gerçekten. Gitmeden evime uğra diyor.
Herkes de bize yürüyor arkadaşlar. Gene mi görevimiz var? Yok, senin görevini bir dahaki bölüme tekrar devam ederiz. Sana fazla süre harcadık. Tahire. Şimdi en yakında şu var, evet, ona gidelim. Bir de orada bir timsahların kralı var. Bir tane timsah kurtardığımız için bir tane timsah öldürmemiz lazım. Şimdi duanın kanunu bu. Dengeyi kurmamız lazım. Hem görev yapacağım diyorsun hem basıp gidiyorsun Tahir'e. Ne iş? Hazinemiz nerede? Şimdi. Şurada bir yerde olması lazım. Evet. Bulduk. Heh. Timsah da burada. Tamamdır. Acaba buradan bir mağara mı var? Mağaradan mı gireceğiz? Sonra görüşürüz seninle. Hazineyi aldım. Gidiyorum. Timsahlarımız orada. Hanginiz kral timsah? Sen. Hop. Bu arada siz sormadan söyleyeyim. Bu kral timsahları ya da kral canavarları uyutup evcilleştiremiyorsunuz. Normal olması lazım. Bunlar gibi olması lazım. Yani şimdi o evcilleştirme olayını yaptıktan sonra büyük ihtimalle soracaksınız. Artık izleyicilerimi tanıyorum az çok. Olmuyor. Denedim. Şurada bir şey daha var. Ne var? Hazine daha var. Ben o görsün bakayım neredeymiş. Yerin altında gibi görünüyor sanki. Peki. Bu muydu? Şimdi. Hazır. Ha, bir de bu var. Bunu söylemeyi unuttum ben size. Trial of Anubis. Anubis'in testi diye çevirebiliriz. Oyuna bir güncelleme geldi. İlk tanrı görevi diyebiliriz. Anubis'le savaşacağız. Çok fazla bakmadım gameplay videolarına. Spoiler olmasın diye. Şurada. Nerede? Great Sand Sea. Büyük kum denizinde bir olay var. Event deniliyor. Oyun içinde 3 günü kalmış. Aşağıda görebilirsiniz. 3 gün içinde bu görev yok olacak. Bunu yapacağız ama henüz yeterli level'a sahip değilim. 40 level istiyor. Ben şu anda kaçım? 33'üm ben şu anda. En azından böyle bir 38 falan olduğum zaman, ki olacağım. Bunu yapacağız, merak etmeyin. Aklımda bunu yapmak, aklımda. 3 günümüz var zaten. Ben kayıt dışı level'ımı yükseltmeye çalışacağım. Bunu yapacağız. Bir dahaki bölüm belki. Yok, bir dahaki bölüm olmazsa en geç bir dahaki bölümden sonraki bölüm. Şimdi dediğim gibi bir görev daha yapacağız demiştik. Secrets of the First Pyramids. İlk piramitlerin sırrı diye bir görevimiz var. Bu da oyuna eklenen, daha doğrusu pre-order'la sanırım gelen bir görev. Burada oklarımızı kıralım. Haritamıza bakalım. Ne kadar yakında? Bence süreden kazanmak için. Sadece bu bölümde fast travel'a izin veriyorum kendi kendime. Zaten en başta yaptığımız için çok fazla değişik bir bölüm oldu bu bölüm. Ana görev yapmadan ilginç yan görevleri ve Leyla'nın mağarasını keşfettiğimiz bir bölüm oldu. Umarım eğleniyorsunuzdur. 1220 mi?
Bu kadar uzak mı hala ya? Şimdi şöyle bir durum da var. Senin ulaştığı çıkartayım yukarılara doğru. Ben iki tane piramit olduğunu zannediyordum ama iki tane piramitten daha fazlası var. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Dördüncüsünün yapımına başlanmış. Şurada bir tane küçük bir tane piramit tarzı bir şey var. Bunu ben kayıt dışı dolaşırken bunları keşfettim. İçlerinde hepsinin sanırım görevler, tabletler, farklı yan görevler var. Belki bölümde yaparız, kayıtta yaparız, belki kayıt dışı yaparız. Şunu büyük ihtimalle kayıtta yapacağız diye tahmin ediyorum. Neyse, şuraya gideceğiz. Her ne kadar fast travel yapsak da gene yürümemiz gerekti. O yüzden fırtınayı çağıralım, gidelim bakalım. Ne oldu? Kuşu mu ezdim ben? Kuşu ezdim sanki. Kum tepelerinden. Giza'da. Giza'da mı? Memphis de olabilir. Neymiş? Sakkara Nome. Bir bilim adamı bulacağız. Merkezi bulacağız. Piramitlerle alakalı bize bilgiler verecek. Piramitleri hala tabii ki bitirdim zannettiniz değil mi? Ben de bitirdim zannetmiştim. Bu kadar kolay değil. Piramitlerin etrafında, ilk gördüğümüz piramitlerin etrafında aşağıda böyle yer altında birkaç şey var. Nasıl girileceğini bilemiyordum. Sonradan kayıt dışı bir şey keşfettim. Sphinx vardı ya Sphinx. Hani aslan görünümlü bir bayan vardı ya. Onun arka kısmında bir giriş yeri var. Gizli bir tünel var. Vaktimiz kalırsa onu da yaparız. Ya da bir dahaki bölümde yaparız. Onu kayıt dışı yapmak istemedim. O yüzden onu da yapacağız. O kadar çok şey var ki artık unutuyorum hangilerini söyleyeceğim, hangilerini söylemeyeceğim. Şu anda hedefimiz gezen bir hedef. Nereye gidiyorsunuz? Mecai geliyor, durun. Mecai, adalet namına durun. Ha, onu kovalıyorlar. Ha, bunları öldüreceğim, okey. Ben dedim, merkezi öldürmeyelim şimdi. Hop. Okey, merkezle konuşabiliriz. Niye seni öldürüyorlardı dayı? Mükemmeldi bu. Aferin. Seni kim gönderdi? Kendim gönderdim. İtion mu yoksa Heraklides mi? Ne yapıyorsun burada? Şaka mı yapıyorsun Neb? Büyük Sneferu'nun Vault'unu, kayıp kasasını bulmaya çalışıyoruz. Eski krallığın kurucusu. Nasıl yapacağız bunu? Beni göndermeden önce bir şey söylemediler mi sana? Bana göndermeden önce seni bir şey söylemediler mi? Araştırmalarıma göre Sneferu piramitlerinde 3 tane eşya sakladı. Eski eşya sakladı. Medium'da saklamış. İlki başarısız olan piramiti. Diğeri Bent'te. Medium'un çökmesinden sonra dizayn edilmiş bu piramitte. Ve sonuncusunu parlayan piramite saklamış. Bende bir tane kalıntı var. O eşyalardan bir tanesi bende var ama haydutlar bir tanesini çaldı. Almamız lazımmış. Memphis'in batısındaki tepelerde bir kampı var. Akıntı izleyerek onu bulabilirsin. Son kalıntıyı bulmak için de parlayan piramide bir yol bulman lazım. Yukarıda bir yerde bir giriş var ama çok yüksek bir tırmanış. Gençliğimde yapabilirdim ama şu anda yapamam diyor. Okey. Önce gideceğiz, haydutlardan ikinci kalıntıyı alacağız. Sonra parlayan piramide gireceğiz. Okey. What makes you think the third artifact is in the Shining Pyramid? Shining Pyramid bu. Üç piramitten her biri bir kalıntı saklıyormuş. Gerisini söyleyemeden adamın yanına ayrıldık. Şimdi bir tanesi Meidamun diye bir piramit varmış. Sneferu'nun ilk ve başarısız olan piramidiymiş. Onun içindekini
merkez almış yanında şu anda. Diğerini haydutlar çalmış. Şu haydutları almaya gidiyoruz şimdi. Haydutlardan almaya gidiyoruz kamplarından. Üçüncüsü de parlayan piramitte. Hey. Eski krallığın kurucusu. Yani antik Mısır'ın daha da eski olayları var bilmediğimiz. Beyaz fırtına pek hoşlanmadı bu kadar yüksekten atlamamızı. Tahminen bilekleri kırıldı. Ondan. Bayağı içerideymiş ha. Buraya ben sanki daha önce gelmiştim. Buradan oklarımızı tazeleyin değil mi? Uuu bayağı doluymuş burası. Gelin bakalım. Meşalem nerede benim? Meşaleyle vuracağım sizi. Yakacağım sizi. Meşaleyi attım ona. Aaa! Boşa gitti. Sen gel. Hop. Fırlat. Nice. Sen gel. Tamam mıyız? Hayır abi. İstiyorum ben meşale istiyorum. Heh. Bloklar var. Şu mu acaba? Evet, aldık. Tamamdır. Garip bir şeymiş bu kalıntı. Merhabalar. Ölmek istemiyorsanız beni görmeyin diyeceğim. Neyse tamam gördünüz. Artık yapacak bir şey yok. Aha ben öleceğim tabii. Öldüm, çok güzel öldüm şu an. Merhaba. Hiç... Hiçbir şey yapmadı, kaderine razı oldu. O zaman let's go. Tamam güzel, çıkış yolumuzu bir çırpıda buldum. Kendimi şaşırtıyorum bazen. Yapıyorum bazen bunu. Şimdi parlayan piramide gideceğiz. Shiny. Sneferu'nun bu arada... mezarının olduğu yer, o piramit. Bunların zaten gerçek olduğundan eminim ben. Ubisoft her zaman tarih konusunda derslerine çalışmış bir şekilde oyunları yapıyorlar. Yani teyit etmeye bence gerek yok. Gayet gerçek. Ama siz yine de bakabilirsiniz. Sneferu diye bir, antik Mısır'da Sneferu diye bir kral var mıydı? Antik Mısır'ın da antik Mısır'ında var mıydı? O da var şimdi. Mesela o iki, daha doğrusu iki büyük piramit ve üçüncü küçük piramitten başka piramit olduğunu ben hiç düşünmüyordum Mısır'da. Varmış. Hani şimdiki zamana kadar şu piramitler geldi mi bilmiyorum ama mesela şu arkadaki piramitler, buradaki piramitler ilginç. Hem eğlendiriyor, hem öğrendiriyor. Girişi görelim. Başka ne var? Ha, burada da bir hazine varmış. Hayır. Kırdın, kırdın. Okay. Yukarıda bir yerde bir giriş var demişti ama çok yukarıda görünmüyor orası. Dayıcım bizi mi yiyorsun? Ben buraya daha önce girdim sanki. Bir piramide girince diğerleri de tanıdık mı geliyor artık? Buradan mı çıkalım?
Fırtına da şimdi şey yapıyor. İyi misin diye sesler çıkarıyor. Evet, tablet bulmaya gidiyoruz şu anda. Antik tablet bulmaya gidiyoruz. Buraya girmedim ya. Buraya girseydim hatırlardım. Yani dışı benzer de içi benzer değil hiç. Burada bir gizli bir giriş var ama önce bir loot yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Okay. Easy. Puzzle'la mı karşı karşıyayız? Loot 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 loot. Okay. Güzel. Suyun altında bir şey yok. İleride bir şeyler var. Kesin yılan bulan da vardır burada. Buraya geldim ben. Yo, bir dakika. Bu mekanizmayla daha önce karşılaştım en azından. Geldim diyemeyim ama diyemem ama. Dur bakayım. Ha. Burada başka bir şey var mı? Var. Silika. Burada lootlar var. Loot değilmiş onlar gerçi. Ne onlar? Taşımak için gerekli şeyler. Buradan oraya çıkabiliyor muyum şimdi? Hazır buradayken. Çıkıyorum. O zaman birkaç tane daha. Ya da şunu ittirelim. Hayır. Daha gizemli oldu. Okey. Şimdi olacak diye tahmin ediyorum. Okey. Easy. Kesin yılan var burada. Peki. Haksız çıkar beni oyun. Tamam. Yukarıda bir loot item'ı var. Aa, kırdım yanlışlıkla. Buraya, burası bir yere gidiyor mu? Gitmiyor. Bayağı karmaşık bir puzzle'la karşı karşıyayız. Ve bunu seviyorum ben. Karmaşık olsun. Oyun benim elimden tutmasın arkadaş. Burada bir silika var. Silikayı almazsak olmaz. Ne işe yaradıklarını hala çözemedim silikaların. Burada ne var? Örümcek ağından başka ne var? Şimdi... Bunu aldım, nereye götürüyorum? Bir dakika. Bu yukarı çıkarsa ne olur? Şu anda deneme yanılma sürecindeyiz. Buradan yukarı çıkabiliriz. Bu da oraya çıkmamıza izin veriyor. Hey. Bakalım buradan o zaman. Buraya çıkabiliyormuşuz. Orayı yapmamıza gerek kalmadı. Burada bir treasure var. Burada bir şey var mı? Yan tarafa gideceğiz. Bakayım burayı kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Yukarı çıkamıyoruz. Aşağı inemiyoruz. Tamam, burası bu kadar. Burada sadece treasure vardı. Başka bir şey var mı? Pulse yapalım. Pulse. Tamam, zaten taşımak
ile hükümlü olduğumuz bazı şeyleri gösterdi. Böyle yapsak. Hey, anladım sanırım. Dört tanesi beni tartıyordu diye hatırlıyorum. O yüzden dört tane silindir alacağız. Daha doğrusu iki tane alacağız. İki tanesi burada zaten. Burada bir tane daha mı var? Burada bir tane daha var. Kaçmaz gözümden. Başka var mı burada? Okay. Buradan. 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 Sen ne diyorsun? 3 yıl içinde bu büyük anıtın yarısından fazlasını inşa ettik. İnşacı çetesi. İnşaat çetesi. Acaba Trabzonlar mı yoksa? Evet, tableti bulduk. Bir quest item bulduk gene. Oo, bayağı treasure var. Güzel bir shield. Güzel bir dual sword. Güzel bir shield. Güzel değil pek. Diğeri güzel değil pek. Tabletten başka bir şey var mı? Yok. O zaman tableti de okuyalım. Ancient writing from the old kingdom. Eski bir yazı. Antik bir yazı eski krallıktan. Her zaman söylediği şeyi söyledi. Buradan çıkabiliriz. Bir tane ability point aldık. Artık merkezi bulup görevi bitirebiliriz. İçeride aşağıda bir şey var mı? Yok. Yukarı çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Aşağıdan gideceğiz. Umarım ölmeyiz. Zaten 52 dakikamız olmuş. Bir 3 dakika içinde bitirmemiz gerekiyor oyunu. Bayek duydun değil mi canım? Hızlı biraz. Tabii şimdi ıslandığı için kıyafetler ağır çekiyor. İşte güneş ışığı. Herkes. Hallettik hayatım. Diğer iki kalıntıyı da getirdim sana. Evet, bu teoremi doğruluyor. Ra'nın gücü adına. Bu kalıntılar bir diyagram oluşturuyor. Ama bir parçası eksik. Onları birleştirmenin bir yolu yok. Egyptiyaka'da bir bölüm varmış. Parlayan uçta yol belli. Piramidin en üstüne çıkacağız galiba. Okay. Neye bakıyoruz? Neyi arıyoruz? Sneferu'nun abi çilemez. Hazineleri kayboldu. Eğer onları bulursak ve gün yüzüne çıkarırsak kahraman olacağız. Ölüleri rahatsız etmek istemem dedi ama Grave Robber yani mezar hırsızı olmak istemem dedi Bayek ama merak etme, kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Kimsenin uykusunu rahatsız etmeyeceğiz. Tek yapmamız gereken şey Sneferu'nun kayıp hazinelerini ortaya çıkarmak ve bunu ortaya çıkarmak için de piramidin, parlayan piramidin zirvesine çıkmamız gerekiyor. Düşme, düşme, düşme. Biraz daha uzayabilir bir bölüm. Yani burada bırakmak istemiyorum. Bir dahaki bölüme sarkmasını istemiyorum çünkü bitmek üzere gibi görev. Zaten az kaldı. Güzel, bayağı direkt
Başka bir tarafa geçmeden zirveye çıkabildik. Aa, buraya koyacağız taşları. İlginç girişler var burada. Maybe if I... Biz mi yerleştireceğiz? Ha, yerleştirir zaten. Evet, bu bir diagram gerçekten. It seems to indicate those ruins out east. Doğudaki o kalıntıları gösteriyor. Kasayı orada bulacağız. Bence burada bitirelim o zaman. Yani hani çünkü süremizi bayağı aştık gibi görünüyor. Merkez ile konuşup bir dahaki bölümde bu görevi bitireceğiz. Ondan sonra normal görevlerimize devam edeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.